Deneme kitaplarını falan saymıyorum zaten. Çünkü deneme kitapçıya oturup bir günde bitirebiliyorsunuz gerçekten. Öyle İddialı bir şey, evet. Boş bir gün, boş bir gününüzde lütfen linçlemeyin ama bitebiliyor yani. 11 beyaz önemli gerçekten. Özellikle sayısalcılar için. Ben 11'de sayısalcıların bence genel olarak yaptığı yanlış şu. Sosyali son ay halledelim. İşte son iki ayda halledersem kafayı atarız, ezber kolay olur falan diye düşünüyorlar. Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün yanımda Enes var. Enes sayısaldan Türkiye 47.'si oldu. Tebrik ediyorum Enes Teşekkür gerçekten bu ederim. güzel başarı için. Ve bugün Enes'le biz hızlı bir 10 soru 10 cevap yapacağız. Ona sizlerin bana önceden sormamı istediğiniz soruları yorumlarda yazmıştınız. Onları ben buraya not aldım. Hızlıca onları Enes'e soracağım. Enes, bir kere daha hoş geldin. Hoş bulduk. Seni kısaca tanıyabilir miyiz? Adım Enes Sait, soyadım Besler. Meram Fen Lisesi'nde okuyordum, mezun oldum. Şey diyorlar, Fen Lisesi'nden adam getirme Öyle diyorlar. Sürekli işte hani bize atıyorum meslek lisesinden kazanmış var. Fen mi? Liseleri zaten onlar şöyle böyle. Fen Buradan Lisesi'ne haklısın. dair bize söyleyebileceğim bir şey var mı? Yani Fen Lisesi'nde olmak bir ayrıcalık mıdır? Artı ne katıyor? Her şey midir? Yani Fen Lisesi demek her şey demek midir? Hayır, kesinlikle. Ya benim birçok arkadaşım Anadolu, mesela Mevlüt Anadolu Lisesi'ndendi ve çok iyi bir derece Ben de yaptı. Anadolu Evet, Lisesi'ndenim. yani birçok tanıdığım hani farklı liselerden de çok iyi dereceler yapıyor Fen Lisesi'ne göre, ama hani Fen Lisesi'nde kendine göre avantajları var. Şu avantajı oluyor. Birden fazla, yani bir sürü daha doğrusu kaliteli öğrenci aynı ortamda bulunuyor. O ortamda denemeye giriyorsunuz. O insanlarla aynı ortamda bulunuyorsunuz. Ya ister istemez bir soru, yani sana getirip soru soruyorlar. Sen gidip soru soruyorsun. Hani bir alışveriş oluyor yani. O açıdan güzel oluyor, ama tabii ki de her şey değildir. Hatta az bir şeydir, ama yine de bir avantajdır diye Anladım. düşünüyorum O ortamın avantajı ben. Biraz vardır. evet. Enes, sen bu sıralamayı hangi netlerle elde ettin? Bir de ona bakabilir miyiz? Tabii ben TYT Türkçe'de 3 yanlışım, matematikte 2 yanlışım vardı. Geri kalanlar fulldü. 5 yanlış TYT var. AYT AYT'm full full aynen. fulldü. TYT Matematik. Sosyal Fen'de full aynen. TYT Evet. Ham'da 295. olmuşum. 98-85 OBP ile 194'e çekmiş. Sayısalda 47.ydim Ham'da. Yerleştirmede 42.ydim yine aynı Anladım. şekilde. TYT 295 mi? Aynen Ben Ham'da. de 298. olmuştum arkadaşlar. Bu açıdan arada direkt. Kaç netle demiştin? 5 yanlış, 5 113.75. yanlış, aynen. Ben de 7 yanlış yapmıştım. Sınav hazırlanırken hangi kaynakları kullandın okulda, dershanede, nerede? Ya ben okula gittim düzenli olarak zaten. Sonra dershaneye gittim. YouTube'dan çok düzenli takip etmiyordum, ama hani hiçbir kanalı takip etmiyordum, ama hani ara sıra girip izlediğim oluyordu. Özel ders de yoktu. Her dersten kaçar kaynak bitirir? Ya şöyle, ben 11'de gerçekten iyi bir çalışma yaptım. Hani bunu belki ayrıntılı konuşuruz. 11'de belki fen derslerinden ortalama 4-5 kaynak çözmüş olabilirim yani. Bu şekildeydi. Sonra yazın birkaç paragraf kitabı ve birkaç problem falan, en azından 12'ye kadar işte. 12'de de tam sayı söyleyemem, ama belki ortalama yine 3-4 kitap falan olabilir ders başına. Her dersten. Yani aynen her dersten çözmüş Şey olabilir. olarak mı? TYT'den 3-4, AYT'den Ha yok, 3-4 mi? toplam. Ama Ha, emin değilim toplam. ama tabii ki de Anladım aynen. tabii ya, bu zaten hani İşte deneme kitaplarını falan saymıyorum zaten. Çünkü deneme kitapçıya oturup bir günde bitirebiliyorsunuz gerçekten. Öyle iddialı bir şey, evet. boş bir gününüzde lütfen linçlemeyin, ama bitebiliyor yani. Şey gidiyoruz değil mi? Deneme Hayır seti. hayır şey ya, 20 deneme, atıyorum 20 fen denemesi, branş denemesi Ha, olarak. anladım, Ha branş. evet. Tamam. Ben genel Ha deneme yok yok, öyle değil zannettim. tabii ki de, hayır. Kesinlikle. Peki, güzel. Çözüm benliği kaynakları alabilir miyiz bir de? Ya 3-4-5'e iyi diyorlardı genelde. Sen diyor Sonra musun? yani fena değil sanki. Sınava yakın dediler hep. Apotemi iyidir. Aydın güzel. Fen dersleri için de Palme özellikle. Yani o da çok temel bir kaynak. Çözülmesi gereken bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Peki Enes, sen 12'ye geçmeden neleri halletmiştin? Yani 12'ye geçtiğin Ya zaman sen yazını nasıl değerlendirmiştin? Kısaca bir de bence ondan bahsetmiştin. önemli, yani sayısalcılar için önemli olan 11 ve yaz. Hani önemli olan derken, ya bu tabii ki de 11'e geçen arkadaşlar için. Eğer 12'ye geçip 11'ini boş geçiren ya da işte şey yapan arkadaşlar, ümitsizliğe düşmesine gerek yok. Hani onların önünde de çok büyük bir zaman var. Çok iyi değerlendirebilirler, ama hani bu zamana gelecek arkadaşlar için 11 ve yaz önemli gerçekten. Özellikle sayısalcılar için. Ben 11'de gerçekten çok fazla 11 çözdüm. Hatta ya bir de gerçekten çok fazla 11 çözdüm. Hatta ya bir defasında şey, böyle benim hani arkadaşım şey diyordu işte, neden bu kadar fazla çözüyoruz falan. Hani hocaya bir yakınmıştı falan böyle. Ama böyle 4-5 ay sonra çok kolay bir konuyu o arkadaşın unuttuğunu gördüm ben. Ama ben mesela kimyada bir konuda 5 kaynak falan 6 kaynak çözdüm oluyordu mesela. Hani bıkmayacak şekilde, belki biraz daha zamana yayarak, ama çok fazla. Ya ben çözdüm yani 11'de.
Sonra yazın başında bir daha 11'i yani birer kaynak bir daha ve konu çalışarak feni yine çok ayrıntılı bir şekilde çalıştım. Belki de benim en büyük avantajım bu oldu çünkü 12'ye başladığımızda AYT'de ben hani açık ara arkadaşlarımdan ya öne çıktığımı söyleyebilirim hani çok şükür. Bu şekildeydi yani yazında ama düzenli olarak da şey de yaptım. Hani paragraf ve problem çözüyordum düzenli olarak her gün çözmeye çalışıyordum. Sonra benim TYT Fen ve sosyalim eksikti. Yazın bir de TYT Fen'i hallettim. Ya zaten TYT Fen gibi bir şey halledince yani genelde netleriniz düşük başlıyor sayısalcılar için. Hani ben Fen'i unutmuştum daha doğrusu. Yani çok da lise 1-2'de biraz boş geçmişti benim. Dolayısıyla netlerim yükseldi biraz hani Fen'i çalışınca. Sosyalde de aynı şekilde yükseltme imkanınız oluyor. Aynen zaten sosyal bayağı düşük başlıyor. Benim en azından öyle olmuştu. Evet benim de öyleydi. Sonrasında zaten ikinci konuda sosyal. Sen bir sayısalcı olarak sosyali fulllemişsin. Bu sosyali nasıl hallettin? Ne zaman başladın? Nasıl çalıştın? Hangi kaynaklardan? İlk kaç netle başladın? Benim şey sosyal 10 net falandı herhalde. Yanlış olmasın ama kötüydü yani benim. Sosyalim bayağı kötüydü. Ve hani cidden eksiğim vardı sosyalden. Klasik bir şey olarak, kronik sayısalcı olarak bu şekilde oluyor herkesin. Ama sayısalcıların bence genel olarak yaptığı yanlış şu, sosyali son ay halledelim, işte son iki ayda hallederizsem kafayı atarız, ezber kolay olur falan diye düşünüyorlar. Ben çok katılmıyorum buna. Açıkçası ben de son aylarda hallettim ama... O zaman niye katılmıyorsun? Katılmıyorum, ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yani mesela coğrafya sınava yaklaştıkça gözünüzde büyüyor. Mesela benim bir tanıdığım arkadaşım vardı. Mesela şey, coğrafya şey demişti bana. Ben sırf hani coğrafya çalışmadığım için sınavım belki de o yüzden çok kötü geçti demişti. Hani çok kötü değildi ama gerçekten yani bir derece yapacakken yapamamıştı ve istediği üniversiteye gidememişti. Yani bu biraz şeyle alakalı. Atıyorum o adam coğrafyadan belki bir soru kaçıracak çalışmadığı için, belki iki soru kaçıracak. Hani o kadar zaten sınavda biraz rahat çıkıyor aslında sosyal. Ama hani belki bir soru iki soru kaçıracak. Ama işte o, siz sınava o psikolojiyle girdiğiniz için atıyorum bir denemeye girerken de sosyalim eksik diye giriyorsun. Kesinlikle. Veya işte TYT'ye gireceksin, konun eksik, coğrafyan eksik. Ya, o çok büyük, psikolojik olarak çok büyük bir baskı oluyor. Yani sanki sınava çalışmamışsın ve hazır değilmişsin gibi hissediyorum. Mesela belki sadece bir iki soru kaçıracaksın ama çok büyük etkisi oluyor. Sen hani son aylarda çalışmış olsa bile psikolojiyi yaşamamak için biraz daha öncesinden çalışmamak. Aynen. Önerim şu. Mesela ben coğrafyayı Limitel kitabından çalışmıştım. Fena değildi. Belki daha iyi kaynaklar vardır. Arkadaşlar onu bilir. Hani ben 5'e 6'ya ayırmıştım coğrafyayı böyle. Ve hani şey yapmayın coğrafyayı. Oturup 2 haftada bitireceğim gibi bir kafaya çok bence girmeyin. Siz bilirsiniz yine ama hani bölüp de bölüp hani uzun bir süreye yayarak bence coğrafya eğlenceli bir ders. Tarih de aynı şekilde. Yani din zaten halledersiniz. Felsefede gerçi biraz felsefe çalışmanız lazım. Onu da biraz çalışın. Ders kitabına falan ya da işte herhangi bir kaynağa. Yani biraz daha böyle uzun zamana yayarak böyle biraz daha zevk alalım. Mesela haftada birkaç saat ayırarak yapabilirsiniz. Çünkü benim çok tanıdığım sayısalcı arkadaşlarım var. Belki de hepsi derecelik insanlardı. Ama işte çoğunun sosyal eksikti ve hani bu gerçekten TYT'ye belki de 115 üzerinden, 110 üzerinden başlamanıza neden oluyor yani. Sosyalim mesela benim çok eksik olduğu için ben sosyali böyle bayağı uzun bir sürede çözüyordum. TYT de çok önemli. Ama aslında mesela coğrafya sorusunu kafa yoruyorum ama bilmiyorum mesela bilmediğim için kafa yoruyorum. Saçma bir şey yapıyorum ama bilsem mesela çok daha kısa sürecek sosyalim. Hani TYT'de belki de süre avantajı bile sağlayacak yani o sosyal çalışmak. Kendi kendine mantık uydurmaya çalışıyorsun. Onu ben de yapıyordum. Bilmiyorum konuyu. Şöyledir yani. Aynen değil mi? Bir şıkka bakıyorsun. Bu doğruysa bu yanlıştır falan böyle. Aynen sıfırdan konuyu. Çok güzel. Peki senin bu uyku düzenin var mıydı? Varsa hani belli şu saatte yatardım, şu saatte kalkardım, evet. Günde şu kadar saat uyurdum gibi bir şeyin var mıydı? Ben lise 4'te yurda geçmiştim. O da arkadaşlarım o konuda çok şey beraber hareket ediyorduk. Yani iyiydi o konuda. Erken yatardık. Biz 11 gibi yatardık genelde 11-12 gibi. Evdeyken de ben hep erken yatmayı tercih ettim falan. İşte sonra sabah namazından sonra uyumamaya çalışıyorduk falan. O şekilde. Evet peki konuların ne zaman bitti? Hatta önce şunu sormak lazım, bitti mi? Çünkü mesela ben tamamen bitirerek girmemiştim. O kimyanın şu hayatımız kimya falan çok güzel bakmadan girmiştim. Var yani bitirmeden gelenler. Senin bitmiş miydi? Bitmişse ne zaman bitmişti? Benim bitmişti. Ne zaman bitmişti? Açıkçası son günlere kadar ben konu çalıştım maalesef. Ya yani özellikle yaptığım hata bir sayısalcı olarak sosyali son günlere bırakmaktı ama kesinlikle hani AYT'den falan çok bir konu eksiğim yoktu. Hani AYT'yi belki de çok önceden halletmiştim zaten. Ama TYT'de zaten Türkçe'de dil bilgisi de bilgi soruları oluyor. Yazım kuralları falan. Ya işte onları da şey yapın benim tavsiyem. Bir kitapçıktan dil bilgisi sorularına çalışabilirsiniz.
Yazım kuralları ve noktalama işaretleri içinde TDK'nın böyle kelimeler ve hani kural, yazım kurallarının şeyi var, onu bulabilirsiniz. İşte oradan çalışmanızı tavsiye ederim. O konuları önceden bitirmek lazım Türkçe'de özellikle. Matematik zaten çok bir konu olduğunu düşünmüyorum. Feni 11'in yazında halletmiştim 11'den 12'ye geçerken. Sosyalde işte biraz son zamanlara maalesef sarktı. O zaman o zamanlar bitirdim ben. Anladım. Peki. Bir de istersen deneme sıklığından bahsedelim. Hı-hı. Sen hani şu süreçlerde ne kadar zamanda bir deneme çözüyordun? Hı-hı. İşte TYT olsun, AYT olsun. Bir de son zamanlara yaklaştığımızda artık sınava birkaç ay kaldığında artık orada herkes bir depara kalkıyor yani. Çok sıklaşıyor deneme rutini. Bir de onlardan bahseder misin? Açıkçası okul zamanında, yani okulda sağ olsun Mustafa Koç çok deneme yapıyordu bize düzenli olarak. Hani bıktığımız oluyordu gerçekten. Yani okulda bir çözüyorsunuz, dershanede bir çözüyorsunuz, bir de Türkiye geneli oluyor falan. Haftada 3-4 oturum çözdüğümüz oluyordu böyle. Şu süreçlerden bahsediyorsun değil mi? Daha bu sınava yakın. Daha ilk dönemde falan denk geliyordu yani bayağı. Haftada 3-4 deneme. Gerçekten sıkıyordu ama bir noktadan sonra. Ama ben deneme çözmeyi insanlar şey yapıyordu, gözlerini çok büyütüyordu ve korkuyorlardı. Aslında ben tam aksine böyle eğlenceli bir süre olarak görüyordum. Hani o sürede soru çözmüş oluyorum ve ya 2,5 saat hani hiçbir şey yapmasam bile en azından ders çalışmış oluyordum böyle. Kendime zevklerle getiriyordum. O yüzden deneme çözmek çok da bıktığım zamanlar oluyordu ama hani aslında bir eğlenceli bir aktiviteydi benim için. O yüzden yani keyif alıyordum. Bir de şey yapanlar var. Sen ne diyorsun bu konu hakkında? Konuları bitirmeden deneme çözmeye başlamayan inatla arkadaşlar, hı-hı, var. Sen çok yani vaktinde başlamışsın. Birinci dönem bir de 3-4 defa çözüyordum diyorsun yani. Denk geliyor da öyle. İstediğinden değil. Aynen biraz da. Bu arkadaşlar sence mantıklı bir şey mi yapıyorlar? Ya bence çok mantıklı değil. Çünkü ya konumuz, ben dedim mesela benim sınav sonuna kadar konum bitmemişti yani. Sen hani, sınav sonundan başlayacaktın. Ya bir de mesela konu bitirmek öyle bir şey değil ki. Bütün konuları bitirdin, hop deneme çözmeye başladın. Bak unutmuşsun bazı yerleri. Kesinlikle. Falan yani. O yüzden evet, deneme çözmeyi, bir de TYT tam olarak konu ağırlığı çok olmayan bir sınav. Tuhaf bir sınav TYT. Yani TYT'yi çöze çöze oturtuyorsunuz. O yüzden evet, ya bol bol TYT çözün. Zaten konu eksiğini de zamanla halledersiniz, kapatırsınız. Görürsünüz onları da yani. Bence çözsünler. Evet, peki. Seni diğer arkadaşlarının önüne geçirdiğini düşündüğün bir şey var mı? Varsa bu ne? Yani diğer arkadaşlar da atıyorum çok sıkı çalışıyordu, düzenli disiplinli çalışıyordu ama atıyorum sen bir şey farklı yapmışsındır veya dersin ki işte ben şöyle bir insandım. O yüzden biraz daha bu süreç benim için güzel, verimli geçti diyebileceğim. Belki biraz rahat olmam beni öne geçirmiş olur. Bir de matematiğimin, yani ben matematiği çok seven ve çok çalışan bir insandım. Diğer derslerim çok iyi değildi. Benim mesela Türkçem falan kötüydü açıkçası ve Türkçe'de şöyle hallettim, onu da araya sıkıştırayım mı? Tabii. Türkçeden mesela işte hocam benim şey gelmişti böyle, oğlum demişti hani sen bir çalış ya şu Türkçeyi hallet falan demişti böyle. Günde 3-4 tane branş denemesi çözüyordum. Oo. Yani ama geliştiğini hissettim yani. Türkçemi biraz abartmıştım. Ama yani Türkçeyi de çok boş veriyor sayısalcılar. Bence ona da cidden dikkat edilmesi gereken bir ders. Ve denemeyle özellikle, hani konular bittikten sonra branş denemeleriyle, tabii ki denemeden kastım. Branş denemeleri geliştirebileceğiniz bir ders. Piyasada bir sürü deneme var. O konuda da şey yapmazsınız yani. Aynen. Peki. Arkadaşlara son bir şey söylemek istesen, son bir tavsiye vermek istesen, istiyor musun? Onu bir sorabilirim. Olur, tabii ki de. Ne olurdu? Yani AYT'ye öncelik versinler. Özellikle bir de deneme sonuçlarını takmasınlar. İnsanlarla kendilerini karşılaştırmasınlar. Evet. Ve dediğim gibi AYT gerçekten çok önemli. Çünkü hep TYT'ye bakıyorsunuz, hep TYT'ye bakıyorsunuz. AYT'ler bir başlıyor, hop düşük net. Moral evet, bozukluğu falan oluyor. O yüzden AYT'ye önem vermelerini de ben tavsiye ederim ve şunu söyleyeceğim, rahat olsunlar kesinlikle. Ben çok kastım kendimi açıkçası. Yani bunu söylemem gerekirse çok kastım. Kastığım şey şuydu, ders çalışmak anlamında değil yani çok kasmam. Psikolojik olarak ya kendinizi mesela, ya belki de çok hedef koymayın ya, bir hayal olsun o sizin için. Ben mesela kendimi sınırlamıştım ilk yüz yapacağım diye. Yani yapacağım değil de tabii nasip olursa. Yani ilk yüz istiyordum hep. Çok kendimi çok kastım o yüzden. Çok stres yaptım. Hani gereksiz bir şekilde stres yaşadım. Yani biraz rahat olsunlar. Sonuçta yani ders çalışma konuların ellerinde ama hani sınav bir yere kadar onların da ellerinde değil. Yani o biraz rahat olmak lazım nasip sonuçta. Yani çok da biraz oluruna bırakmak lazım yani işleri. Çok doğru. Çok teşekkür ederim Enes, bir kere daha geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Estağfurullah. Hem kendine hem arkadaşlar adına. Ben yapayım mı? Yapar mısın? Ben yaparım. Sen yap o zaman kapanışı. O zaman kapanış için Enes arkadaşımız değil, YouTuber kapanışı yaptı evet, kendisi. Evet arkadaşlar, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açın.